Tamam, bastık. Evet, merhaba arkadaşlar. Dünkü dersimizde burada kalmıştık galiba, değil mi? Evet, burada mı kalmıştık dün? Evet hocam, burada kalmıştık. Evet, burada kalmıştık. Kalemlerimiz, defterlerimiz hazır değil mi? Herkesin bir kalemi, defteri hazır var galiba değil mi? Evet hocam. Eğer yoksa hazırlayalım. Bir de bu işlediğimiz kitabı tanıdınız galiba. Okulumuzun kitabı. Herkeste var mı bu kitap? Kitabın ismi neydi? Devletin dağıttığı kitap. Ha tamam. Okulda işlediğiniz kitap yani bu. Olmayan arkadaşlarınıza ben mail adresi atarlarsa oradan adreslerini atabilirim. Ya da konu komşudan, arkadaşlardan bulsanız daha iyi olur. Yani kağıtta olan halini. Ama buradan da beni takip edebilirsiniz. Ya da bana mail atarsanız oraya ben size bu kitabın PDF'ini atabilirim. Evet, şimdi bu güzel şekli kısa bir tekrar daha yapalım mı? Yapalım isterseniz. Kaynaktan ışık çıktı. Beyaz ışık. Prizmaya geldi. Prizmaya geldiğinde kırıldı. En az kim kırıldı? Kırmızı. En çok kim kırıldı? Mor. Değil mi? En alttaki en çok kırılmış yani dolayısıyla. Bakın, bir bu yüzeyde kırılmış, bir de bu yüzeyde kırılmış. Görüyor musunuz? Evet, sesler geliyor değil mi? Evet hocam. Var mı bir seste, görüntüde problem? Yok hocam. Biz değil mi? Yok Tamam. hocam. Ha. En üstten hangisi çıkmıştı bu ışıklardan? Şu isimlerini okla çıkartıp gösterelim. En üstte kim vardı? Kırmızı. Yani şuradan gösterelim. Şöylece gösterelim. Kırmızı var. Daha sonra ne var? Turuncu var. Daha sonra ne var? Sarı var. Daha sonra ne var? Yeşil var. Daha sonra ne var? Mavi var. Daha altta ne var? Lacivert. Daha altta ne var? Mor. Kutu sayamam diyerek bu şekilde de hatırınıza kalabilir. Şartta değil zaten. Buradan devam edelim. Devam edelim. Panomuzu da temizleyelim değil mi? Temizleyelim panomuzu da. Buradaki arkadaşlar, beyaz ışığı bir prizmadan geçirdiğimizde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkleri görebiliyoruz. Güneş ışığı yukarıdaki görseldeki tüm renkleri ne yapıyor? İçeriyor. Yani güneş ışığı bunların hepsini ne yapıyor? İçeriyor. Onun için biz bu renkleri nerede görüyoruz? Gökkuşağında görüyoruz. Sabun köpüğünde görüyoruz. Değil mi? Elimizi yıkarken çeşmede, bahçede, ışıklı bir ortamda bunları görüyoruz. Bu duruma en iyi örnek nedir? Gökkuşağı. Tüm renkleri içeren ışık ışınları su damlalarının içinden geçtiğinde içerideki renkleri ne yapıyor? İçindeki renkleri yansıtıyor. Böylece renkler kırmızıdan mora doğru sıralanan bir ne yapıyor? Gökkuşağı oluşturuyor. Güneş ışığının aydınlattığı cisimler ne yapıyor? Farklı renklerde görünüyor. Bunun da sebebi nedir? Bu gördüğümüz renklerdir. Prizmada gördüğümüz kırmızıdan mora doğru olan renklerdir. Gözümüz ne yapıyordu? Kırmızı ile morun arasındaki tüm renkleri görebiliyordu. Ama morun ötesini göremiyordu. Kırmızının öte tarafını da göremiyordu. Öyle mi? Evet. Devam ediyoruz. Buradan güneş enerjisinin kullanım alanları. Evet, neler söyleyeceksiniz? Güneş enerjisinin kullanım alanları konusunda fikri olanlar söylesin bakalım. Pillerde, bataryalarda. Evet. Ondan sonra güneş enerjisini sıcak suya çevirirken. Evet. Başka? Trafik lambalarında. Evet, doğru. Yani Bunları elektriği için. evet, bunları şimdi değerlendirelim. Bu söylediklerin hepsi doğru. Bunları söyleyen arkadaşımın ismi neydi? Onur Erhan Özdemir hocam ben. Onur Erhan Özdemir.
Onur. Evet, şimdi bunları söylediklerimin hepsi doğru. İlave olarak bazı şeyler söyleyeceğiz şimdi. Bunlar nedir? İlave olarak söyleyeceklerimiz. Kışın güneşli günlerde ne yapıyor? Evimizin güneş alan odaları daha sıcak oluyor, değil mi? Güneş almayanlar daha soğuk oluyor. Yani güneşin enerjisi belli. Hatta güneş alan evin perdesini çekersen, kalın bir perdeyi çekersen ne oluyor? O zaman ısınmıyor. Az ışık aldığı için, perdeden dolayı, perde kestiği için ne alıyor? O da daha az ısınmış oluyor. Evin içinde herhangi bir ısı kaynağı kullanılmamasına rağmen bu odalar ne yapıyor? Güneş alan odalar sıcak oluyor, değil mi? Evet. Yeryüzündeki en temel enerji kaynağı nedir? Güneş. Güneş canlıların temel enerji kaynağıdır. Canlıların. Canlıların içinde en başta kim var? İnsan. İnsanın da temel enerji kaynağı neymiş o zaman? Güneş. Peki güneşte meydana gelen bazı olaylar sonucunda açığa çıkarak ışık, ışınları yeryüzüne ulaşıyor ve güneş enerjisi olarak bunu adlandırıyoruz. Peki bu güneş enerjisi ne kadar uzaktan geliyor bize? Bunu bilen var mı? 150 milyon kilometre hocam. 150 milyon kilometre uzaktan. Peki şimdi bu 150 milyon kilometre uzaktan bu kadar bizi yakan güneş ışıkları geldiğine göre, ya bu kadar uzaktan bizi yaktığına göre, o zaman bu kadar büyük bir enerji kaynağı olduğuna göre bu yani gerçekten tahmin etmesi bile zor olan bir çok çok büyük bir enerji kaynağı değil mi güneş? Evet. Şimdi 150 milyonu bir hayal edelim. Şimdi mesela Yunus Emre Tepehan'a sorayım. Yunus Emre Tepehan boyun kaç santim? 1.41 hocam. 1.41 yanlış cevap. Yani 1.41 141 olurdu. Santim diyor, santim. Metre demiyor. 141. Santim olarak sorduğum için ne oldu Yunus Emre'nin boyu? 141 santimetre oldu. Değil mi? Mesela evimizin tavanının yüksekliği nedir? Halıdan tavanın yüksekliği yaklaşık nedir? 200 santim. Pardon, 300 santim. Yaklaşık 3 metre. Yani Yunus Emre'nin boyunu 150 santim alsak, Yunus Emre'nin boyunun bir aynısını daha eklersek üstüne tavana ulaşır, değil mi? Dolayısıyla 3 metre yaklaşık. Yani dolayısıyla evimizin yüksekliği ne oluyor? Yaklaşık 3 metre. Ha, o zaman 10 katlı bir apartman kaç metre olur? 10 katlı bir apartman. Her kat 3 metre ise 10 katlı bir 30 apartman. Metre. 30 metre olur. Değil mi? Ha, evet. Biraz uzunluk kavramını kafamızda yerleştirmemizde fayda var. Yani Yunus Emre boyunu 1.41 dedi ya. Sonra biz dedik ki santim olarak sorduk Yunus Emre. Sen bunu santim olarak söyledik. Sonra 141 santim dedi. Bunu metre olarak söyleseydin ne diyecektik? 1.41 metre. Değil mi? 1.41 metre diyecektik. Yani ikisi de mümkün. Soru cinsinden cevap vermek tabii ki. Peki Ankara-İstanbul uzaklığı kaç kilometre bilen var mı? Hocam soruyu tekrar alalım. 450 sanırım. Ankara-İstanbul uzaklığı kaç kilometre? 570 miydi? Evet, yaklaşık 500 kilometre. Doğru. Peki bunun dışında yani başka örnek verelim. Mesela yurt dışına çok uzak yerlere giden kim var içinizde? Söylesin. Hocam ben Bulgaristan'a gitmiştim. Bulgaristan yakın ya. Bulgaristan hangi şehrine gittin Bulgaristan'ın? Ya hocam biz Karadeniz'den gitmiştik oraya. Karadeniz'den. Yani Bulgaristan buradan İstanbul'dan Ankara'dan itibaren sayarsan o da 500 kilometre, 1000 kilometre falan olur. Kilometre kavramının kafamızda oluşması için bu örnekleri veriyorum. Mesela Paris kaç kilometredir sizce? Ama kuş uçuşu. Yani ne yapıyoruz? 20. Türkiye'den, İstanbul'dan diyelim. İstanbul'dan bir çizgi çekersek, düz bir çizgi. Paris kaç kilometredir? Tahmin edebilecek olan var mı? 2000. Evet, yaklaştın. Başka tahmin olan var mı? 2500. Evet, 2500 de doğru. Ya yaklaştı. 2700. Navigasyonu yazdığınız zaman zaten navigasyon
2700 kilometreyi gösteriyor. Yani daha 150 milyon kilometreyi biz anlamaya çalışıyoruz değil mi? Şu anda biz bu örneklerin için veriyoruz. 150 milyon kilometrenin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Yani ne kadar büyük bir şey olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Peki başka? Japonya'nın uzaklığını tahmin edebilecek olan var mı? Japonya'nın? 10 bin kilometre olabilir hocam. Yaklaştım, bayağı yaklaştım. Bir tahmin daha alalım. 10.200. Biraz da 11'den çıkma, 10'dan çıkman lazım. 10'dan yukarı doğru. 10.200 dedi. 11.500 mi? 11.000. 11.000 yaklaşık 11.000 kilometre Japonya'nın bize uzaklığı. Yani o zaman biz Güneş'in uzaklığı 150 milyon kilometre, acayip bir uzaklık değil mi? Evet hocam. Yani peki matematik dersinde görmeye başladınız artık. Peki Ankara-İstanbul uzaklığını 500 kilometre dersek, Güneş uzaklığı Ankara-İstanbul uzaklığının kaç katı oluyor? Bir hesaplayabilir misiniz hemen? Hemen. Hızlı. Yani 150 milyonu 500'e böleceksin. 500'e. 30 bin mi? 300 bin ediyor. 300 bin defa. Yani Ankara-İstanbul arasının 300 bin katı Güneş'ten gelen. Ve o Güneş'ten gelen ne yapıyor? Bizi yakıyor değil mi? Bu öğlen güneşinde çıktığımız zaman ne yapıyor? Yakıyor. Yani 300 milyon Ankara-İstanbul mesafesinin katı olan bir mesafeye. Ben bize güneş ışıkları geliyor ve bizi ne yapıyor? Yakıyor. Değil mi? Yani bunun ne kadar büyük bir enerji olduğunu. Bir de güneş tabii bu enerjisi güneş sistem içinde dünya küçücük bir şey kalıyor değil mi? Uranüs var, Neptün var, Merkür var değil mi? Satürn var. Daha milyonlarca gök cismi var. Yani onların içinde dünya küçüklerden bir tanesi. Yani bize düşen hisse bu kadar. Bile yakıyor. Yani güneş enerjisinin ne kadar büyük bir enerji olduğunu lisede fizik dersinde nükleer enerji ve efendim çekirdek olayları var. Orada göreceğiz. Şimdi o zaman güneş enerjisinin ne kadar büyük bir enerji olduğunu buradan anlamış olduk. Sonra ne yapıyor? Bu gezegenlerin içinde bir tek dünyanın çok şefkatli bir neyi var? Gezegeni, atmosferi var. Şu dünya olarak kabul edersek, şu dünya küreyi göstereyim ben size şöyle. Şu dünya küre. Türkiye'yi de burada gösterelim. Dünya küre evimizde var mı? Bakın burada Türkiye. Şurası. Bakın şurası. Türkiye bayağı küçük kalıyor değil mi dünyanın içinde? Bakın şurası. Şurası kalıyor. Evet hocam. Yani o zaman bütün güneş sistemine, bütün evrene gönderdiğine göre güneş enerjisini gönderdiğine göre o zaman güneş enerjisi demek ki fevkalade korkunç büyük bir enerji değil mi? O zaman ne yapmalıyız? Biz aklımızı kullanıp güneş enerjisini kullanıp enerji problemimizi ne yapmalıyız? Çözmeliyiz. O zaman güneş enerjisinin küçük bir kısmı yeryüzüne ulaşıyor, yani dünyaya ulaşıyor. Ancak güneş enerjisinin dünyaya gelen küçük bir bölümü bile insanları terletiyor. Doğru mu? Evet. Güneş enerjisi yenilenebilir. Yenilenebilir ne demek? Kim izah etmek istiyor? Tükenmeyen. Ne yapıyor yenilenebilir? Tükenmeyen. Tükenmiyor. Tükenmeyen. Peki bir de fosil yakıtlar var burada söz konusu olacak olan. Fosil yakıtlar. Yenilenemiyor. Kullanılmıyor yani. Bir kez yenilenemeyen enerji kaynağı. Yenilenemiyor onlar. Yani kömür gibi, petrol gibi. Tükendi mi bitiyor. Bir de ne oluyor? Her tarafı kirletiyor. Değil mi? Doğal zararlı. Tükenebilen kaynaklar. Evet, tükenebilen kaynaklar bunlar. Öyleyse güneş enerjisi nasıl bir kaynak? Yenilenebilen bir kaynak. Yenilenebilen. Ve çevre dostu. Çevre dostu. Evet. Çevre dostu ne demek? Çevre dostu insanlara ve tabiata zarar vermiyor. Bugün uzmanların açıkladığına göre koronanın sebeplerinden biri de nedir? Tabiatın tahrip edilmesidir. Tabiatın tahrip edilmesidir. Tabiat tahrip edilmeseydi korona büyük bir ihtimalle olmayacaktı. Bu nedenle insanlar güneş enerjisinden yararlanma konusunda uzun yıllardır ne yapıyorlar? Araştırma yapıyorlar. Daha hala da ne yapıyor? Yapacağız. Belki içinizden de güneş uzmanları çıkacak. Bizim eski öğrencilerimizden birisi şu anda güneş enerjisi olarak İsviçre'de uzman olarak çalışıyor. Evet, devam ediyoruz buradan arkadaşlar. Güneş
Günlük hayatta güneş enerjisinden hangi alanlarda faydalanılır? Üzerinde biraz duralım. Günlük hayatta güneş enerjisinden birçok alanda ne yapıyoruz? Faydalanıyoruz. Güneş enerjisinin üzerine cisimlerin sıcaklık artışı ne oluyor? Artıyor, değil mi? Bu nedenle evet. Güneş enerjisi ısıtma amacıyla kullanılmaktadır. Evet. Ne yapıyoruz? Güneşin altında bırakılan bir bardak su ne yapıyor? Buharlaşıyor. Hatta biraz sonra güneşte yemek pişireceğiz. Hiç yemek pişiren oldu mu güneşte? Var mı içinizde yemek pişiren? Ben hocam. Nasıl pişirdin? Hocam asfalta bildiğiniz yumurtayı döktük arkadaşlarla. Oo, güzel. Bayağı şey oldu hocam. Nasıl, yumurta pişti mi? Pişti hocam. Güzel. Bak, güzel bir deney yapmışsınız. O zaman güneş ışığından annemiz meyve kurutuyor mu? Erikleri kurutuyor, patlıcanları kurutuyor. Evet hocam. Değil mi? Onları kurutuyor. Yani güneş enerjisiyle oluyor bunlar. Sebze ve meyveleri ne yapıyoruz? Kuru üzüm diyoruz, kuru ceviz diyoruz, değil mi? Yani bunlar, ya da çamaşır kurutmak. Güneş olmasaydı, güneş enerjisi olmasaydı çamaşır kurutmak bayağı sıkıntılı bir şey olurdu, değil mi? Ve çamaşır kurutmanın vücudumuz, sağlığımız açısından en güzel nedir? Güneşte kurutmak. Güneş enerjisine vücudumuzun olan ihtiyacı çamaşırdan da bir parça ne yapıyor? Vücudumuza gelmiş oluyor, değil mi? Çamaşır eğer güneşte kurutulursa o zaman oradan aldığı güneş enerjisini vücudumuz alıyor ve vücudumuz bundan faydalanıyor. Evet, bunu da gördük. Devam ediyoruz. Işığın bir diğer izah edeceğimiz bir olay da nedir? Bir çeşit olması da diğer enerji çeşitlerine dönüştürülebilmesi. Bir de bu fikir var. Yani güneş enerjisini daha ne yapıyorsun? Diğerlerine dönüştürebiliyorsun. Neye dönüştürdün? Isıya. Neye dönüştürdün? Elektriğe. Değil mi? Elektrikle çalışan otomobiller yok mu bugün güneş elektriğinde? Var. Hareket enerjisine dönüştürüyorsun. Yani var. Araba hareket edince biz buna ne diyoruz? Hareket enerjisi diyoruz. Bu nedenle güneş enerjisiyle çalışabilen pek çok teknolojik alet geliştirilmiştir. Bunlardan biri nedir? Hesap makinesi. Güneş enerjisinin en çok bilinen kullanım yöntemlerinden biri güneş enerjisiyle çalışan hesap makineleri. Çünkü pille çalıştırsan ne oluyor? Pil elini dokunduğun zaman elini bile tahrip ediyor. Yani pilde çok zararlı kimyasal maddeler var. Yani kullanırken bile zararlı, elimiz dokunduğumuz zaman zararlı şeyler var. Bir de attığın zaman atık madde olarak da izole edilerek atılması gerekiyor. O zaman toprağa da falan da çok zarar veriyor. Dolayısıyla bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Bu zararlardan da kurtulmuş oluyoruz, değil mi? Bir diğer başkası nedir? Şuradan uzay aracı mesela, değil mi? Uzay aracı. Uzay aracı giderken benzin istasyonu yok ki oradan benzin alsın, değil mi? Ne yaptık o zaman? Güneş enerjisiyle uydular ne yapıyor? Güneş enerjisinden faydalanarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Bizim mesela ne var? TÜRKSAT uydusu var, değil mi? Efendim, Hot-4 uydusu var. İşte efendim, diğer meteorolojinin başka kendisine göre uydu var. Daha bir sürü uydular var. Gökyüzünde uydu antenler var. Uydulardan gelen yayınları almamız için kullandığımız. Yani gördüğünüz gibi şu anda güneşten enerji ihtiyacını karşılayan çok sayıda alet olmuş. Ama yeterli değil. Çok daha fazla olması gerekiyor. O zaman bizim buna çok kafa patlatmamız gerekiyor. Acaba evimizin elektriğini güneşten elde edemez miyiz? Evimizin ütüsünün ısısını güneşten elde edemez miyiz? Değil mi? Yani bunlara da kafa yorsak olmaz mı? Güneş, yaz, kış var. Tamam, kışın biraz sönük geliyor ama ışığı biraz az geliyor ama gene de geliyor. Sonuçta ne yapalım mesela? Bahçe aydınlatması için ne yapılıyor? Son yıllarda LED lambalar üretilmiş. Bunları takıyorsun. Ne yapıyor? Hiçbir elektrik parası istemeden senden bahçemizi ne yapıyor? Aydınlatıyor. Tasarruflu ampuller hem uygun fiyatlı hem de nedir? Tasarruflu. Yani hem lambanın, ampulün, sistemin fiyatı ucuz hem de sana elektrik faturası getirmiyor. Babacığımızın parası da tükenmiyor. Güzel bir şey değil. Mesela bizim evin bu ay elektriği 170 lira geldi. Yani bir yılı düşünün siz. 12 ayı düşünün. Bayağı büyük bir para tutuyor, değil mi? Ama biz bunları özellikle ilçelerde yaşayanlar, köylerde yaşayanlar bunu daha rahat yapabilirler. Arazi daha uygun.
O zaman daha fazla faydalanabilir. Bir de şehir merkezinden uzaklaştıkça elektriği taşımak, kablo döşemek falan gittikçe zorlaşıyor değil mi? Ama güneş enerjisi her yerde var. Değil mi? Ağrı Dağı'nın tepesine gitsen de var. Himalayalar'ın tepesine gitsen de var. Her yerde güneş enerjisi var. Sonuçta bunları da kullanabiliriz. Evet, bir başkası ne var mesela? Artık trafik lambaları dedi biraz önce arkadaşımız değil mi? Buradan trafik lambaları da ne yapıyor bakın? Cadde, park, sokak aydınlatması. Son zamanlarda güneş enerjili direklerde görüyoruz bunları. Aydınlatma sistemleri kullanılıyor. Ve bizim de en çok ilgilendiren nedir? Çatımıza ya da bahçemizin boş kısımlarına ne yapmak? Güneş panelleri koymak. Bu da ne yapacak? Evimizde banyo yapmak için, sıcak su ihtiyacımızı karşılamak için, ısıtmak için su ısıtıcısı. Çok çok rahat bir sistem. Ne yapıyoruz? Bu sistem ne yapıyor? Tutup da evimizin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ne yapıyor? Karşılıyor. Fiyatları da çok çok makul. Onlar için bunları evimize kazandırmak için ciddi bir kafa yormamızda fayda var. Evet, şimdi ondan sonra devam ediyoruz buradan. Evet, şimdi size yemek pişirmeye geldik. Şimdi bir yemek pişiriyoruz. Asfaltta yemek pişiren kimdi? İsmi neydi arkadaşımızın? Asfaltta yemek pişiren Onur muydu? Ama bakın bu gördüğünüz küresel aynanın içine ne yapılmış? Bak tam ortasına bir tencere konmuş. Görüyor musun tencere yemeği? Buradan ne yapıyor? Güneş ışınları burada toplanıyor. Odak noktası burası. Burada toplanıyor ve buradaki yemeği ne yapıyor? Fokur fokur pişiriyor. Yani bu aletin, şu parlak gördüğünüz aletin ne faydası var burada? Bütün bu yüzeye gelen ışığın tamamını tencerenin üzerine toplamaya yarıyor. Değil mi? Bunlara biz ne diyoruz? Hocam çukur ayna. Güneş ocakları diyoruz. Yani çukur ayna oluyor. Değil mi? Çukur ayna. Dolayısıyla. Bak mesela çok akıllı bir vatandaş ne yapmış? Çatısının her tarafını kiremitlerin üstünü neyle kaplamış? Güneş panelleriyle kaplamış. Oh ne güzel değil mi? Kiremitler ısınsa ne olacak? Hiçbir faydası yok. Ama paneller ısınınca ne oluyor? Evimize enerji gelmiş oluyor. Bedavadan enerji. O zaman buradan bunu da anladık. Bak mesela bir vatandaş ne yapmış burada? Otomobil yapmış. Otomobilde ne yapıyor? Otomobilde güneş enerjisiyle otomobille gidiyor. Hareket eden bir sistem. Bakın mesela bir başkası ne yapmış? Daha da akıllı bir sistem kurmuş. Yüzlerce aynadan güneş kulesi diyelim biz bunun adına toplanmış ve ortaya sıcak suyu koymuş. Sıcak sudan da ne olmuş? Daha sonra elektrik üretmiş. Evet, bu da buna da biz ne diyoruz? Güneş kulesi diyoruz. Yani buradan ne yapıyorsun? Elektrik elde ediyorsun. Devam ediyoruz. Buradaki şu lekeleri temizleyelim. Güneş enerjisinin yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğunu biliyoruz. Fosil yakıtlar yerine güneş enerjisinin kullanımının yaygınlaşmasının insanlara ve doğaya ne gibi faydaları olur? Bunları artık konuştuk değil mi? Bu açıdan artık bunu bir daha söylememize gerek yok. Bir de kitabımız diyor ki bize, güneş enerjisinin diğer enerji türlerinden üstün yönlerini araştırın. Siz de araştırın bakalım. Acaba başka hangi üstün yönleri var? Araştırma sonuçlarına dayanarak güneş enerjisinden gelecekte nasıl yararlanılacağına dair fikirler üretin. Arkadaşlarınızla fikir tartışması yapın. Güzel bir fikir tartışması. Bunu da hallettik arkadaşlar. Ulan neler öğrendik? Bunların cevapları kitabımızın arka tarafında tamamen var. Bunları yaparsanız cevapları kitabın arkasında var. Yani buradaki soruların tamamının cevapları kitabın arka tarafında var. Bunları kullanmanızda fayda var. Evet, şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra nereye geldi? Aynaları günlük hayatta nerelerde kullanırız? Şimdi buna bakalım. Evet, Ezel Yağmur, sesim geliyor mu? Geliyor hocam sesiniz.
Ömer sesini duyuyor mu? Ömer'in sesini de duyalım. Ömer'in sesini alamadık. Duru burada mı? Evet, mikrofonu kapalı olabilir. Herhalde herkes beni duyuyor zaten. Arkadaşlar şimdi aynalara konuşuyoruz. Aynaları günlük hayatımızda bol bol kullanıyoruz değil mi? Yani her gün lavabonun önünde dişlerimizi fırçalarken, saçımızı tararken düz aynayı bol bol kullanıyoruz. Aynaların kullanım alanları nedir? Ayna nedir bir kere? Işığın tamamına yakınını düzgün olarak yansıtabilen yüzeylere ayna denir. Ayna denir. Yani ışığın tamamına yakınını ne yapıyor? Yansıtıyor. Ama %100'ünü yansıttığını söyleyemeyiz. Ama tamamını yansıttığını söyleyebiliriz. Tamamına yakınını yansıttığını söyleyebiliriz. Aynaları yapabilmek için ne yapalım o zaman biz? Aynalar metal yüzeylerin parlatılması ve cam levhaların kaplanmasıyla olur. Bunda da en iyi kimi kullanabiliriz? Gümüş ve alüminyum en uygunu değil mi? Ya da biz kendimiz kendimiz ayna nasıl yapabiliriz? Bir fikri olan var mı? Kendimiz ayna yapmak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Bir fikri olan var mı? Tabağını doldurarak. Mesela pencere camının arkasına alüminyum folyo çekmek evet. Olur mu? Olur. Olur hocam. Annemiz balık pişirirken folyo kullanıyor ya. Onu pencere camının arkasına koyduğumuz zaman al sana bir ayna. Doğru mu? Ya da ne yapsak? Siyah kartonla pencere camının arkasına siyah karton koysak. O da cam olmaz mı? O da olur. Olur mu? O da olur. O da bir ayna sayılır ama tabii %100 yansıtan bir ayna değil. Ama saçlarımızı tarayacak kadar işimizi görür yani değil mi? Evet. Bunu da anladık. Ne oluyor burada şekillerde? Buradan bakın bu cici kız ne yapıyor? Ayna karşısında bale yapıyor. Yani simetrik. Ayna özelliği gösteren küreleri görüyorsunuz bakın. Dış yüzeyi nedir bunların? Ayna olmuş. Tümsek ayna. Ha. Evet tümsek ayna. Örneklerde görüldüğü gibi aynaların yansıtıcı yüzeyi düz veya küresel olabilir. Ya her türlü olabilir ama bizim işimize yarayanlar hangileri daha çok? Yüzeyi düz ve küresel olanlar. Küre olunca neyi kastediyoruz bakın? Şu bir küre değil mi? Bakın bilye. Bilye. Bu bilyenin bu bilye evet. Bir küre değil mi? Şu dünya da bir küre. Değil mi? Dünyasında tam bir küre değil. Kutuplardan biraz biraz basit değil mi? Kutuplardan. Ama biz gene küre kabul edelim. Başka küre olarak ne var örnek verebileceğiniz? Küre olarak örnek verebileceğiniz ne var? Futbol topu. Değil mi? Futbol topu. Gözümüz de yaklaşık bir küre. Değil mi? Gözümüzün bütününe baktığınız zaman çok küreye yakın bir yapısı var. Kafamızda küreye yakın bir yapısı var. Tam bir küre değil tabii ama. Kaşık. Şimdi öyleyse buradan düz ayna ve küresel ayna olarak iki türlü ayna kullanacağız. Düz aynayı bir tanıyalım. Yansıtıcı yüzeyi düz olan ayna çeşidine ne diyoruz biz? Düz ayna diyoruz. Düz aynalarda görüntüyle cismin görüntüsü aynıdır. Yani tutup da Yunus Emre'nin boyu 1.41. Aynaya baktığı zaman düz aynaya boyu da kaç oluyor o zaman? 1.41 oluyor. Santim cinsinden konuşursak 141 santim oluyor. Değil mi? Yunus Emre aynadan 30 santim uzaktaysa Yunus Emre'nin görüntüsü de aynanın 30 santim arkasında. Yani nedir? Buna ne diyoruz biz? Simetrik diyoruz. Yani simetrik ne demek? Bakın simetrik şöyle burnumdan bir çizgi çizersem sağ gözümle sol gözüm simetrik değil mi? Sağ kulağımla sol gözüm sağ kulağımla sol kulağım simetrik. Sol gözümle sağ gözüm simetrik. Sağ elimle sol elim simetrik. Sağ ayağımla sol ayağım simetrik. Yani simetrik konusu bu demek. Öyleyse düz aynadaki görüntü nedir? Simetriktir. Hatta silgimize ne yapıyoruz? Silgimizin üzerine mesela ne yapalım? Bir A yazalım bakın. Silgimin üzerine bakın bir ya da E yazayım. E daha güzel olur.
Yazarsam bakın ne yapıyor? Simetrik olduğu için getiriyorum. Şu kağıdın üzerine basıyorum. Bakın E çıktı mı? Çıktı. Bu nedir? Bunun simetriği yani. Dolayısıyla ya da patateste de yapabilirsiniz aynı baskıyı. Dolayısıyla ne oldu? Düz aynalarda simetrik bir görüntü var. Arkadaşlar şimdi bir mola veriyoruz. 10 dakika sonra link atacağım. Oradan tekrar başlayacağız. Oldu mu? Tamam hocam. Hadi bakalım. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Stop değil mi? Stop dedim. Başka yapacak bir şey. Ne? Sağ ol. Ben. Ben.